güç veriyor, destek veriyor elinde tuttuğun için. Yani yürürken de çeviri yapabiliyoruz. Şuraya ben genellikle heyet üyelerinin isimlerini ve sıfatlarını yazıyorum. Mesela. Dur bir şunlar bir gitsin gelsin şimdi. Merhaba, Almanya Büyükelçiliği Çeviri Bölümünde görevliyim. Adım Seda. Bugün size çeviri bölümünü tanıtmadan evvel Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğumuz çeviri dairesine ait bir takım bilgiler vermek isterim. Çeviri Dairesi dünyada benzersiz bir kadroya sahip. Neden benzersiz bir kadroya sahip olduğunu da tarihsel olaylara bakarak daha iyi anlayabiliriz. 20 ve 21. yüzyılda Fransızca artık diplomatik dil olarak giderek önemini yitirmeye başlıyor. Buna bağlı olarak da uluslararası ilişkilerde birçok ülke artık kendi dilini kullanmaya ağırlık veriyor. Bu da özellikle 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde profesyonel ve güvenilir hizmet veren tercümanlara ihtiyacın artmasına neden oldu. Bu ihtiyacı da giderebilmek amacıyla Alman Dışişleri Bakanlığı çeviri dairesini kurdu ve kendi tercümanlarını yetiştirmeye başladı. Berlin merkezde 57 kişilik bir mütercim tercüman kadrosu bulunuyor. 13 dilde de çeviri yapılıyor. Ve bu da sadece merkezdeki sayı, bir de Alman Dışişleri Bakanlığı'nın tüm dünyada yurt dışı temsilciliklerinde toplam 190 mütercim tercüman görev yapıyor ve 37 dilde de çeviri hizmeti veriliyor. Türkiye ve Almanya arasında İlişkiler tabii çok yoğun. İş yükünü kaldırabilecek ve çeviri ihtiyacını da karşılayabilmek için Almanya Büyükelçiliği'nde Ankara'da 5 kişilik bir çevirmen ve tercüman kadromuz yer alıyor. Merhabalar, Büyükelçiliğin Tercüme Dairesi'nden Şahin ben. Biz Büyükelçiliğin Tercüme Dairesi olarak tüm birimlerin tercüme ihtiyacını karşılamaktayız. Halihazırda 5 kişilik tercüman kadromuzla yazılı çevirilerin yanı sıra sözlü çevirileri de biz yapıyoruz. Bununla birlikte görüşmelerde, toplantılarda hem ardıl hem de simültane çeviri hizmeti vermekteyiz. Diğer ülkelerin çoğu dış temsilciliğinden farklı olarak Almanya'dan gelen üst düzey heyetlere de tercümanlık hizmeti vermekteyiz.